Merhaba arkadaşlar. Bugün çok duygusal, çok gülmeli ve çok dram kokulu bir video sizlerle gelecek. Uzun zamandan beri video atmıyoruz. Evet, Türkiye'mizde dünyalar kadar şehit var. 40 bin ile 50 bin arasında şehitlerimiz var. Hepsinin ruhuna şad olsun, mekanları cennet olsun. Allah bir daha böyle bir felaketi bize yaşatmasın. Ve Türkiye'ye destek veren tüm dostlara da sevgiler ve saygılarımızı sunarız. Biz de bu güzel günün ardından Çanakkale'ye gelme kararı aldık. Çanakkale'deyiz. Çanakkale Biga Nilüfer Parkı'ndayız. Çok değer verdiğim ailelerden biri Mezar Cibo namıyla, Yiğit namıyla anılır. Onun çok değerli eşi Nilgün'le yürüyüşümüz olacak. Parka başlamadan önce şu kadrajı alabilir misiniz? Yılların eskiden verdiği Mezar Cibo. Doğanın en güzel harikalarından bazı şehirleri yaşarsın, evet, ama Çanakkale'ye geldiğinde hayatın daha farklı bir yerlere, boyutlara gezer. Hayatın en güzel sahnesi, yani yılların bir aşkı olur. Güzel bakmak, güzel görmek gibidir. İnsan değeri kadar sevilir. Çanakkale'nin Biga ilçesinde Nilüfer Gölü'müzdeyiz. Nilüfer Gölü'müz bahar ayında bu gölümüzün üzeri yemyeşil nilüfer çiçekleriyle dolu oluyor. Doğal, güzel bir orman parkımız burası. Görülmeye, gezmeye değer bir yerlerden bir yerse. Öncelikle arkadaşım, o kadar övdün övdün. Dedim Tekirdağ'da köfte yemedin. Çek bunu. Aga, sen gel Biga'ya dedim, köftenin asını yedireceğim sana. Bak, televizyonlara bile çekmiş marka bu. Tarzan. Orijinal Tarzan köfte. Tarihi bir İşin mekandır, lezzeti onun. İşin garip tarafı da ne? Adamın ismi köftesinin lezzetini artık bastırıyor. Tarzan diye dükkan ismi varmış. Bence geçelim, ızgara başını çekelim. Evet arkadaşlar, Tarzan köftenin içine girdik. Tadına bakmadan önce Tekirdağ köftesiyle eleştiri yapabilirim. Tekirdağ köftesi birazcık daha büyük. Ama işte bence burası muazzam sütlü. Benim tatlısını çok övdüğü bocuk. Bocuğum bak bakalım. Ya mizahım, ben en sonunda da. Şunu çeksin. Bu lezzet 10 numara. 10 numara. Evet. 10 numara. Numara. Bunu çeker misin? Ne demek istersin? Tarzan köfteyi tatmadan köfte yemedim demeyin. Ben bu adam için nasıl tatlıyım? Bu Paris'ten gelmiş, güzel tasarım mı? Vallahi çok seviyorsun yavrum, gayet güzel. Bu geleceğin gülmesi olur. Her bak böyle takip falan çok. Sıcağım ama güzel. Güzel derken İstanbul köfteler indi. Mutlaka bir beye verirsen ya mezarcı boyu ya da beni kazan. 10 numara. Yanın Kemerköy'ünde antik kentteyiz. Arkadaşlar, Çanakkale o kadar tarih, o kadar güzellik kokuyor ki. Güzellik kokuyor derken boya bakmayın. Çok Osu güzel yapak. Yerlerimiz var. Tarih ince nakışlarla doludur. Hayat ne kadar güzel olursa o kadar güzel bakan insanlarla dolu. Eskileri din tiyatro sahneleri, görselleri bak böyle bir alanda oluyordu. Türk halkı eskiden de şimdi de ne kadar çalışkan ve özgüveni olduğu bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Çanakkale'de Ege'nin incisi İzmir derler ama ben Çanakkale'yi görmeden geçmeyin derim. Güzel bir kelimesi vardır. Çanakkale gerçekten geçilmez. Çanakkale'nin incilerinden bir tanesi de burası. Baryon kenti. Arkadaşlar, burası da hamamın diğer tarafı. Biz Biga'dan Çanakkale'ye geçerken feribotu seçtik. Hem daha manzarası güzel. İsterseniz Çanakkale köprüsünü de seçebilirsiniz. Fiyat listesini Fiyat listesini ben aşağı linke bırakacağım. Feribotla geçerseniz bu kadar. Veyahut da köprüyle geçerken bu kadar. Hayatta herkes nasibini yer. Martıların nasibi. Bizim elimizden ekmek yemekmiş. Şu tadın keyfini hiçbir yerde bulamazsınız. Martılar da aynı benim gibi. Nasibini kovalıyor. Merhaba arkadaşlar. Geveze ailesi olaraktan tam ekip olmasak da biz ailemizle, yani Gevez ailesiyle bugün Çanakkale'ye geldik. Çanakkale'nin şehitliklerini gezmeye başladık. İlk durağımız Akbaş Şehitliği. Akbaş Şehitliği'nin bildiğim kadarıyla iki tabur tamamen iki
Kitabur'un tamamen şehit olmasıyla başlayan ilk mücadele Akbaş'ta başladı. Bir tane petrolcü abim yolda gelirken, kardeşim dedi, Akbaş'a girmeden önce gözlerini kapat. Umarım bu videoyu izliyorsundur abi. Ben gözlerimi kapattım. Çok duygulandım. Gerçekten dediğin gibiymiş. Gel. Bizim bayrağımız ne yerlere düşer, ne kalplerden iner. Bizim bayrağımız hep gökyüzünde diner. Oğlu Hamza. Aksaraylı mı? Aksaraylı mı gördün? İki tane. Gel. Tabii biliyorsunuz ben malum Tekirdağ'da oturuyorum ama Aksaray'da kalıyorum. Gel bakalım. Atatürk Çanakkale geçilmez diye hiçbir zaman boşuna demedi. Çok duygulu anlardan birindeyiz. Er Alioğlu Arif. Aksaray. 1982-1915. Er Yahyaoğlu Halil. Aksaray. Akbaş'taki videomuz kısa ve öz, asıl şehitliğe gidiyoruz, tepeye. Evet arkadaşlar, 57. Piyade Alayı'ndayız. 57. Piyade Alayı'nda bir tane sağ kalmayacak derecede. Mermilerinin bittiğinde silahların ucuna sürgülerini takıp birebir muhabere yaptıkları yer burasıdır. Allah gani gani rahmet eylesin. Biz Türkler olaraktan Allah'a hamdolsun böyle bir geçmişimiz var. Biz çok afetler gördük, çok milletler gördük. Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığını çok bildik. Bu duygu yaşanmaz. Bu duyguyu ne kadar ben kelimelerle anlatsam ifade edemem. Gelip tüylerin diken diken olduğunda bunu anlarsın. Mutlaka Çanakkale'ye gelmenizi tavsiye ederiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Çanakkale gezimiz burada bitti. Allah var. Şehitlerimize gani gani rahmetler dileriz. Çok duygulandık. Hakları varsa torunları olaraktan helalliğini isterim. Bizden yana helal olsun. Biz iyi ki ne bu kanı, iyi ki ne bu büyük savaşı kazanmışız. İyi ki ne çok saygılı bir milletiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmaz. Amin. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk'üm diyene.
Görüşmek üzere arkadaşlar.